Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin Selavat Keyifli hevesatta ölçüm Akaten lazım. Şu anda okuyacağım şey Emir'da 267'de geçiyor. Evet beşer hakikata muhtaç olduğu gibi bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli hevesat beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırrı hikmetine münafi olur. Yani e, televizyonlar, radyolar, cep telefonları, asaplar vesaire hepsi ne alakası var havayla diye havayla geliyor. Havadaki bu sistem kullanıldığı için o zaman Allah havayı nasıl kullanacağını e, söylemesini zıt düşüyor. Dendiği gibi yapmasak bunu ışık icazda da geçiyor. Yani keyifli ve saat 5'te 1 olmalı. 5'te 4'ü tamam. Peki Resul soruyorum. 5'te bir. O zaman vur, çal, patla onlasın olsa olur mu? Ne ama 5'te bir olmalı diyor. He, keyifli hevesat 5'te bir olmalı diyor. Ama 5'te 1 nasıl yani o keyifli hevesat? Şey, geldim, yani bu içinde haram olmayan bir hmm. eğlence. Diyelim ki biz buradan çıkıp daha pikniğe gittik. Yani şarkı, türkü, ortam cihetiyle mesela karışıklık yok. Bu bir keyifli ya Nefsin, evet. nefsin oradaki isteğini tatmin etmektir abi yani. Ama keyifli vesat sat, şerat tayin ettiği keyifli haram olmayan yani. Haram olmayan yani. icazımı getirir misin? İşaret icaz, Kastamonu Emirdağ. Mevli, evet, ofisimde yani çalıştığım yerde. İşaret icaz, Kastamonu. Emirdağ. Emirdağ. Evet, evet. Üç tane. Şimdi mutlak bırakmış. Mesela Üstad Habir nerede? Eskiden sinemaya gittiği söyledi. Eskiden sinemada mesela bahsediyordu ama haram olmayan bir şey yani. İbret için. İbret için. İbret için. İbret için. İbret için. İbret için eski sinemaları şimdi ismi aynı. Sinema aynı. Içeriği farklı. i̇çeriği farklı. Yani bir şey söylendiği zaman kuyudu ihtiraziyesi ile beraberdir. Yani onu altında kuyudu ihtiraziyesi denilen ee, eveli, ahiri, zahiri ve batınısı yani kayıtlar getirilmiş. Mesela ustad dediği gibi sinemaya gitmiş. Şimdiki adı da sinema. Ama şimdi içeriklerine bak. O zaman bir mazinin, bir Osmanlı, bir kahramanlık, bir savaş şeyini veya bir belgeseli gösterirken e, şimdi ismi de sinema. Şimdikisini getir manasını şey yaparsan tuhaf olur yani. Peki niye böyle bıraktı mutlak? Niye kayda getirmedi diye size sorsalar ne dersiniz? Hani işaltacağız da demiş. E peki ne kardeşim sen uyduruyorsun o şeri dairede. Bu Risale-i Nur'da şeri dememiş. Müşteri bu manadaki bütün şeylere karşı şöyle bir tarih bulunuyor. Risale-i Nur diyor hakikatlara diğer mevzuları diyor. Hı yani isma Azam mertebesinde yazıldığından dolayı diyor, bir başlık altına alınamaz diyor, mühasır alınamaz yani. Mutlak Bırak bıraktığı zaman, yani bunun içine her şeyi düşünebilirsin. Bir cihete, bir başlık altına toplasan diyor, başka bir şey düşünemezsin yani. Nasıl olacak o zaman? Bunun için bir başlık toplanmaz mı diyor yani? Hı hı. Yani diyor, bir başlık altına toplanamaz diyor yani. Hasan abinin sorduğu o değil ki yani niye, niye kayıt getirmiyor tamam? Şey kayıt getirmek bir başlık altına toplamaktır da. O kayıt altına mı oluyor? Bir başlık altına topladığı zaman başka bir şey yapamazsın bunu. Her zaman eğlendirisi değiştiği için olabilir mi abi? O, oh, yani. denenebilir bak mesela. Neden? Her zaman eğlendirisi değiştiği için. Fıkımlar farklı yani zamana göre. Başka ne denilir? Olabilir. Niye tiyatroya gitmiş? Tiyatro değil yani, sinema. Şey sinemaya. Tamam o zaman tiyatro meşruydu. Yok, sinema. Sinema meşruydu sinemaya gidilebilir i̇şte. deseydi. Tamam biz de o zaman gidiyoruz. Yani. Ama işte kayıp getirmemiş. Gidilemez diye kayıp getirmemiş. İşte orada. Biz de onu diyoruz da toplan, yani bir başlık altında toplanamaz diyoruz ya. Yani. Gidilir mi? Sen ne demek istiyorsun Furkan Şu an ben bir şey demiyorum. Sen dediğine göre <laughs> o çıkıyor ortaya otomatik yani. Üstad gidilmez demiyor kısmen birkaç yerde işte diye şeriat kitaplarına havale ediyoruz. Şeriat Hı -hı. kitaplarına izah edilmiştir, anlatılmıştır falan. O yüzden üstten fazla ayrıntıya girmiyor. O kısımdan zaten... Ben şurada derdim böyle. imalat bir kafa olmasını atölye ve mutfak gibi. Mutfak nedir? Mutfakta bir yemek yapmak için herkes bir şey getirmiş. Ötekisi fasulye, o soğan getirmiş, o tüpü açmış vesaire. Böyle bir hakikati e, bütünleştirmek için hakikat tek değildir her bir esma ve her bir esmanın nihayetsiz mertebesi hakikattır. Hakikatlardır. Dırırt bir sürü. Ee, şimdi bu sizde böyle e, bunlar denmiş, bunları kafa yormak gerekiyor. Böyle denmiş burada. Şeyde işaretleyeceğiz, 70'te geçiyor. Ben bitireyim. Yani sizin böyle dendiği zaman bir yerde ders yapsanız, yapacaksınız. Diyecekler ki bak ustad 5'te bir getirmiş, bir kayıt getirmemiş. Ustad bir kayıt getirmemiş ustad. Siz neye kayıt getiriyorsunuz? Soruya bak. Ustad bir kayıt getirmemiş. Ne demeniz gerekiyor? Yani en azından bu egzersiz, bu antrenman bu ders. Buyurun. Sinema mevzunda ona takılma farklı da. ya. da... Ona takılma. Mı ona cevap. He? Ama bu sıra binendir ki bazı saflar helal. Evet. Yani. Ama okuyacağım ama sinema noktasında ben cevap vermek istiyorum da. <laughs> Yani ileride çünkü şey olacak ki değişecek ya, medya artık e, hevesat üzerine bina edilmeyeceğinden dolayı bunun üzerine kesin hüküm vermiyor üstad. Yani çünkü ilerideki dönemde daha müsbet yani ya ehvinişer dahi olmayan tiyatro ve sinema çıkabilir, sinema çıkabilir. Evet, evet. Öyle, öyle denilebilir mesela. Yani, o yüzden kesmemiş olabilir önünde. Bak şimdi abiler, ölçü şöyle. Allah hükmettiği zaman hutbede o ayeti okuyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sonra e, rahmet olunursunuz. Allah konuştuğu zaman siz susunuz. Allah konuştuğu zaman, yani Kur'an konuşunca, öyle mi? Siz susunuz. Ustad e, mutlak bırakmış diye şeriatın sahibi değil ya, e, nerede şey yapmış? Bunu bilmeniz gerektiği için söylüyorum. Hepimiz bilmemiz lazım. Din Deyince yol güzel ki bariyerler var sağ ve sol ortada otoban var. Burası haram kavramı, burası helal. Buraya beşer dokunamaz. Bunu getiren Allah'tır. Haram helal. Ortası mubahtır. Mubah saha. Mesela misal vereyim. Şu kişilerle evlenilmez diyor 8 tayfe. Kimle evlenilir saysa sonsuz olur. Şunlar yenmez diyor. Yani mukayet ve muayyen olanlar haramlar bellidir. Şu şunlar helaldir içmek meyve suyundan, maden suyundan, yaprak suyundan, turşu suyundan bir sürü su var. Yani o zaman haram kavramı az olduğu için yani içki içmeyin sizi sarhoş edecek. Üzerine besmele çekilmeyen domuz eti vesaire veya hayvan yenilmez. O zaman şeriatta şöyle bir yöntem var. Haramı getirerek gerisi mubahtır. Saymaz. Bununla evlenilmez dedikten sonra gerisi mubahtır gibi. Ee, şeriatın getirdi baktı ben böyle yaptım size. dedim ki ustad niye ölçü getirmemiş çünkü şeriat getirmiş M malum mevzuları nakletmekle vazifeli değiliz diyor ustad bağlada biz ...istihraç-ı esrar ile meşgulüz İnce. bunlar zaten şeriat kitaplarında bellidir onlar dizilmez ama ben bak aktım böyle müziye hanefiler ne demiş Malikiler ne demiş? Hanbeliler ne demiş? Şafiler ne demiş? Diye yazdı. Bu yazmamış. Çünkü bu fıkıh kitabı ille değil. Fıkıh aslı fıkıhtır. Onu da bilesiniz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 300 sene kadar fıkıh itikada denmiş. Sonra 300 sene sonra amele, amelif e, fiiliyata fıkıh denmiş. Şimdi onu getirmemiş ustad. Çünkü zaten getirilmiş. Hevesata denilince arkadaşlar Şurası yolun balyeli, haram. Burası helal. Burası nedir? Mubahtır. Risale'de bir misal vereyim. Biz kurs mu açalım? Üniversite hazırlama kursu. Orada ta hizmet ederiz. Cami mi açalım? Kreş mi açalım? C efendim, konferans salonları mı açalım? Düğün salonu açıp orada mı anlatalım? Ve medrese mi açalım? Ne yapacağız biz? Her şeyde olduğu gibi biz derdimiz olduğu zaman Risale-i Nur'a masasına geçeriz. Yani burada bu ders okuma tıkır tıkır okumaktansa bu şey, bu mevzu çok önemli. Anlatıyorum, uzatıyorum ama şimdi bir mevzu olduğu zaman masaya oturursun, bakarsın, tarih ee, ifade yap diyorsa aynı seviyede yapma yoksa bu yaptır. Bir daha. Risale-i Nur'da. Bir şey ya sureten anlatılır ya kanuniyeti anlatılır 32. sözde. Ya hakikati anlatır ya maiyetain. Yani sarih ifadeler tevil edilemez. Diyor ki sana yap. Onu yapma diye başka yerde geçmez o şekilde. O zaman Risale-i Nur'da yaplar, yapmamalar var. Ortası nedir? Mubah'tır. Helal ama bu helaldir diye ki bazı kişilerin haletine göre bu da değişir. Helal. Mesela mevlüt dinlemek helaldir. Aletsiz ilahiler dinlemek helaldir. Mubat. Ama mesela bir içki melcisini düşünün. Adam dindarlı da var ama içiyor. İçmiş ne bileyim. Böyle ilahi dinliyor. Getir olan bir tane daha dese. Şimdi bunun ilahi caiz mi buna? daha coşturuyor. Allah peygamber diye böyle şeyler yapılıyor. Adam coşmasına sebeptir. Bak buna caiz değil. Zatında helal iken ama kişiye değişir. Örnek vermiş usta. Su içmek helal değil mi? Mubahtır. Ama ameliyattan yeni çıkana su vermek haramdır. Buna haramdır. Zatında mubah iken niye bunu haram oldu? Fıtratı ve durumu öyle. Şimdi diyelim ki başka örnek vereceğim. Gitmemen gerekirken ama gittim bir şekilde. Düğün salondasın. Karma yani kadın erkek karma. Orada şimdi sen e, onlar kadın erkek karmayken ilahi şey yapıyorsun şimdi işte, çalıyorsun. Peygamber Muhammede Muhammede olur mu şimdi? Olmaz ki orada. Bu da tasurlumdur. Yani şeriat tayin ettiği ki kime neyi ne zaman bunu bizi bırakmamış. Ha Helal bellidir. Haram bellidir. Ortasındaki de kişilere göre değişir. Mesela o soruyu başta bıraktım ya. Nurcular cami mi, kurş mu, kreş mi? Bizim herkesin bir vazifesi var Emirdağ'da. Nurda her yerde bir küçük medresi nuru açılsın. Tamam ha, tamam belirlendi. Biz e, lokal mı açalım, kafeterya mı açalım? Şunu, demek ki Nurcuların vazifesi medrese açmak. Peki Arnavut köyü neresinde açalım? Külliyatta var mı? Yok. Birinci kat mı? Beşinci kat mı? Giriş mi? Son kat mı? Hangisinin? O da yazmaz. Bu da meşverete tabi. Evet helal, helal belli, haram belli ama bu baht da şartlara göredir. Nur talebelerinin vazifeyi, asliyesi her yerde bir küçük bir medresi açmaktır. Ama şehrin ortasına mı dışında mı? Birinci kat mı beşinci kat? O, meş o meşverete tabi. Burada da zaten edeceğiz da söylüyor. Diyor ki şeriatın tayin etmiş olduğu haramları değil ustadın mubah demesi peygamber bile mubah yapamaz. Haram demiş Allah. Yani ve hakkımı selamatü zekat. Zekatı verin, namazı kılın. Peygamber haşa yüz bin defa harçlar. Farz-ı Onu kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Yani şeriatın helal dediği zaten helaldır bellidir. Haram dediği de zaten haramdır, bellidir. Mubah Beşte bir işte hevesata tabi. Niye peki beşte bir hevesat şartlara bağlıdır? Burada da biraz önce anlattığım gibi. Yani olur orta yerlerde Kur'an okunur mu? Kadın erkek karışık bir düğün salonunda veya piknik yapıyorlar böyle. Böyle yapılıyor ya orada şey kadın erkek karışık var Kur'an'a hürmet edilmiyor konuşuyor. Ha, 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 Sen Kur'an Bismillahirrahmanirrahim gibi Kur'an'la durduracaksın. Kur'an'ı sopan mı kullanıyorsun ya? İnsanları susturmak için hemen besmele çekiyor. Kur'an sopa mıdır ya? Olur mu? E, ne bileyim minibüstesin, sesli Kur'an okuyorsun, Kur'an'ı kelime açmışsın böyle. Ya olmaz kardeşim, muba olmaz. Su muba ameliyattan çıkana su içmesi haramdır. Şimdi burada da zaten soruyoruz. Bu sıra binayendeki şeriatça bazı şefler, helal bazıları haram kılınmıştır. Bu bedihi bir şey. O zaman biz, burada yazıyor zaten. Bu sıra işaretci edeceğiz da yazıyor. Bu sıra binaen sırdır. Şeriatın tayin etmiş oldukları bellidir. Tayin etmemiş oldukları kişinin tabiatına bağlıdır. Yani şartlarına bağlıdır. Yani e, sokakta böyle veya birisi bir duyarsınız haber bak. WhatsApp'tan, Instagram'dan, şuradan buradan haber gelir. Bak abiler çok önemli. Televizyon haberleri olsun, siyasi haberler olsun, hizmetle alakalı olsun. Hakaret, e, hücum e, ne bileyim bunu abiye ulaştır hep şimdi şu kategoride değerlendirecek. Yoksa perişan oluruz. Bir, kim demiş? Kim bu? Kime demiş? İki, ne makamda ne maksatta demiş. Yoksa her önümüze gelenle yemlenmemek gerekiyor. Balığa yedirirler ki yiyelim diye. E, paldır küldür yapmayacağız. Şimdi burada mutlak şey yapmış, mutlak yapmış. Burada muayyenleştirmiş. Demek ki kalbe ulvi hüzünleri veren yani kalbe ülvi hüzünler yerine ahbabın fiktanıyla mesela ah olan ah batsın mı dünya batıyor şu yapıyor bu yapıyor. Adam yetimlikler, kimsesizlikler, zulümatlar şey yapıyor. Buna caiz değil kardeşim. Zat müzik aleti yokken bu sözleri söylesen bile bu adamı kendinde ne diyorsa bazı şeyler kendini kendine der, bazı kendini kendinden eder. Yani bazı insanlar unutmayın. Bazı Risale-i Nur'da yazıların altını çizeriz ya. Bazen üstünü çiziyoruz renkli. Aynı bu misal gibi bazı insanların altı çizilir. Bazı insanların üstü çizilir. burada mutlak bırakmış. biz onu mübahiken... ...helaliken... ama kişinin tabiatına kim? Düğün salonunda mı? Minibüste mi? Otobüste mi? Yani böyle hani anne babalar kullandığı bir şey var. Hani çocuğa, baban geliyor ha. Yani silah olarak konu Veya bazı anne baba, anne, Allah seni yakar. anne itaat etmesen baba Allah yakar. Ya anne yanlış söylüyor. Yanlışa da sopa diye dini kullanırsan o şey sıradan olur. Yani çok biraz uzattık ama bu mühimdi. Helal ve mubasa kişinin e, tabiatına, kişiye, bulunduğu konuma, makamına ve maksadına bakılır. Evet sat, onu şey yapar. Ee, bunu daha şey var mı sorusu? Ama bu çok önemli. Nurculukla misal verdim. Toplumda mesela helal iken Kur'an ama orada okuma karamdır. Nasıl ya? Orada okunmaz kardeş. Kur'an alın 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 alın. Almasanız atın bana. Ketâliku yani feânâ kıl bakar. Değil mi? Yani o küze e, boncuk takılır. inci takılmaz layık olmayanlara anlatmak al 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 işine gelmesi atarsın. Bizim böyle bir hakikatimiz yok. Muhtaç olacak ihtiyacını hissedenlere gibi. Ha, aynı bunu gibi hevesatı biz de abiler yaparken meşru ve muba olacak. Bu yapamıyoruz. O başka mesele yapamıyoruz ama doğru bilmek adına bu. Yapamadığımızı diyeceğiz ki Allah bizi affetsin. Yani e, tövbe etmek e, erdemliktir, makamdır. Allah'ın en çok sevdiğidir. Allah'ın en çok sevdiğin bir tanesi de en çok sevdiği her kusurdan sonra, aramdan vesaireden sonra tövbe etmesidir kulun. Heh, buraya burayı geçiyorum. Bu makam tabi izah edecek tahmin ediyorum. işalt icazı e, alması almış zaten bak. Öteki şuraya. Almış. Hadi bakalım. Ama ben nedense ihtiyaç duydum. İkiyi okuyorum. Sözler 64'ten geçiyor. Yani bu e, şu dersimiz var ya öğleyin. Öğleyin dersimiz bizi yetiştiren, e, yürümemiz, istikametli yürümek için malzemelerdir abiler. İstikamet çok önemli. İlle elimizdeki doğru hakikatin olması yetmiyor. E, peygamber'e bile Allah demiş ki, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Celil-ül ile, Cemil rahmeti ile, Kebir rububiyetiyle. Burada yönü anlatıyor. Cenab hak demek, cenap yön demektir. Hak yönü. Allah'a şöyle bakacağız. Allah'a şöyle bakılacak. Celil ulhiyetiyle, celil. Cemil rahmetiyle. Kebir rububiyetiyle. Kerim refetiyle. Azim kudretiyle. Latif hikmetiyle. Görüyor musunuz abiler? Ge geri gidiyorum. Hikmet latiftir, kudret azimdir, refet kerimdir, rububiyet kebirdir, rahmet cemildir, ulihet celildir. Bu da Allah canibindeki manası cenab Hak. Tamam Nereden çıkarttın denilirse böyle çıkartıyor. Ee, tamam böyle bir cenab Hak ne yapmış? Latif hikmetiyle şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevahir ve cihazat ile ve muhtelif aza ve alet ile mütenevi letaif ve maneviyat ile teçhiz ve teci tezyin etmiştir ki bak Allah ne yapmış insana. Bak bir daha okuyayım. Bir daha okuyayım lütfen. Bir, kendime şey yapıyorum. Şu küçücük insan vücudunu şu 60-70 kilo cesedin içerisindeki ruha bu kadar havas ve hissiyat. Ne kadar hissiyat var arkadaşlar? Furkan? Ne kadar hissiyat var insanda? Binlerle Binler. Ha, bu kadar kutuya bu kadar hissiyatlar, başka bu kadar cevahir ve cihazat, Maddi ve manevi cihazlar, cevahir ceverler, ceverler konmuş mu? Konmuş. Başka ne koymuş? Muhtelif aza ve alet koymuş. Aletler var, azalar var. Mütenevi çeşitli letaifler var ve maneviyat var. Bununla Cenab-ı Hak insanı teçhiz ve tezin etmiştir. Yani bununla cihazlandırmış ve süslemiş. Kimi? İnsanı. Niçin? Ta sebebi mütenevi yani pek çok nihayetsiz alat ile hadsiz enva nimetini. Bunu niye yapmış Allah? Hadsiz enva nimetini Aksamı ihsanatını ihsanatının sonsuz kısımlarını tabakat rahmetini rahmetinin nihayetsiz tabakalarını o insana ihsas etsin bir ihsas etsin ona has kılsın hissettirsin, hissettirsin ihsas hissettirsin bildirsin tanıttırsın tan tattırsın ne yapmış bunu yapmış Allah insan özel yaratmış. Ta ki Cenab-ı Hak nihayetsiz, nihayetsiz pek çok enva nimetini, aksam sanatını, tabakay rahmetini o insana ihsas ettiriyor. Allah hissettiriyor. Allah en büyük sonsuz nimetlerini, sonsuz nimetlerini, kendi zati nimetlerini insanlara, insana hissettirmek için, tattırmak için, bildirmek için Allah bu kadar cihazlar vermiş. Tamam. Ve insandaki pek çok, insandaki pek kesretli alat ve cihazatın her birisinin ayrı ayrı hizmeti, ubudiyeti olduğu gibi ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükafatı vardır. Ha, o zaman bir şey bir şey olabilmesi için ona zıt olmaması lazım. Yani Allah kudreti sonsuz çünkü acizlik yok. Allah'ın ilmi sonsuz çünkü içinde cehalet yok. Tek şey. Evet. İnsanda ise ilim, kudret, his vesaire hepsi mertebeli. Sebebi içerisinde zıtlar var. O zaman insan nihayetsiz elem alırken aynı anda lezzet alabiliyor. Çok garip ya nihayetsiz lezzet alabilir kabiliyette iken aynı o cihaz nihayetsiz elem alabiliyor. Eğer nihayetsiz eylem alabilir sistemi de lezzet alabilmenin içerisinde olmasaydı insan haşa tanrılaşırdı. Ondandır ki şimdi bak nereye geçiyorum. Dertler bana derman imiş. Derman nerede biliyor musunuz? Dertlerin içindedir. Gemi orada battı. Buradan çıkartılamaz. Sabır, peki sabır nedir? Yutkunmak değildir. Sabır, Allah canibinden bakmaktır. Sabır, Allah'ın orada takip etmiş olduğu hikmeti görebilmektir. Sabır, hadiseyi Cenab-ı Hakk'a evellemek. Cenab-ı Hakk'ın kudretin azameti altında ve Cenab-ı Hak canibinden kudretin azameti altına evellemek o canipten yorumlayabilme o anda. Dur hele diyeceksin. O anda işte o ilk hamle orada işte o önemli. Hasbunallah ve ni'mel vekil hadiseyi evellemek, Allah canibinden bakmak, bakabilmek. Tabi bu prova yapa yapa böyle ders dinleye dinle başımıza gelen hadiselerle bu eğitim alıyoruz. Ya, oruç, Ramazan-ı Şerif'teki diyor, sabırsızlık hastalığına devadır. Ya Sabırsızlık hastalığına devadır. Şimdi ben burada şunu demek istiyorum abiler. Diyor ki usta dertler bana derman imiş. Başka? Sabır sıkıntıyla beraber var. Başka söylüyorum. Cennet olmasa cehennem tazip etmez. Dolayısıyla cehennem olmasa da cennet lezzet vermez. Şu. Cehennem celal ülkesi mi? Evet. Celal ülkesine cemalsız olur mu? Olmaz. Cennet cemal ülkesi mi? Celal'ı da barındırıyor. Diyebilir misin ki cennette cela cemal var, celal yok. Nakıs olmaz mı? Nakıs olur. Ha o zaman zıtlar var ama galip cemal. Cennette cemal galip, cehennemde celal galip. Mesela misal vereyim. Cennette hastalık var mı? Yok. Niye yok? Çünkü devamlı şafi tecelli ettiği için. ha? Ondan yok. Aslında tecelli ettiği için. Şimdi ben burada bir kanun yakalamak gerekiyor. Ya yakalanmasını iş ben kendi alemimde. Yani mesela dertler bana niye de derman imiş? O dert zannettiğime bakışımı değiştirirsem o dert değilmiş. Ya kefaret izunuttur. Günahıma kefarettir. Ya bir mesajdır. Ya önceden ikazdır. Ya da aynı saatte falan yerde yaptığın bir günah karşılığıdır. Veya hep bunların arkasında Cenab-ı Hak sana bir makam tayin etmiştir. Ama amelinle varamıyorsun. Bu sefer bunu vererek seni makamı yüceltiyor. Yani şu kantar var ya. Bunun havaya kalkması için ya buradan bir taş alacaksın. Veya buraya bir taş koyacaksın. Makam yapamıyor musun? Taş koyamıyorsun. Buradan bir taş alıyor gibi. Şimdi burada e, insan Nihayetsiz elem alabilir bir cihazı da nihayetsiz aynı cihaz nihayetsiz lezzet alabiliyor. İnsan zıtların cemiyidir. Bunu bildiğin zaman karşıdaki insan da insandır. Zıtların cami tesiri altında olacağını bilmek lazım. Biz ne yapıyoruz? Zıtsız insanı düşündüğümüz için nasıl der, niye der, nasıl yapar? Hepimiz aciziz işte de hiç böyle şey yapmamak gerekiyor. Devamlı. Aç, fark noksan kusuru derhde etme psikolojisini yaşayıp ağzımızı dilimize tövbe ve istiğfarı vereceğiz devamlı. Hadi çıkalım. Edep ve belagat tesiri uslup itibariyle ya hüzün verir veya neşe verir. Abiler şöyle, burada nerede geçiyor bu? Sözler 411'de. Yani filmler, e, çalgılar, ne bileyim şey, helal helal olan konuşmalar İnsana ne verirmiş? Ne verir? Ya hüzün verir ya neşe verir. Tamam Bunun içindir. Hüzün ise iki kısımmış. Ya faktul ahbaptan gelir. Yani ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür. Dalalet talu, tabiat peles, gaflet pişi olan medeniyetin, edebiyatını verdiği hüzün bundur. Mesela hiçbir derdin yok. Tamam Bin arabaya. Burada yapamazsın da. Çal böyle bir tane ba batsın bu dünya. Hiç derdin yoktu değil mi? Neşeliydin. Aa biliyorsun gidiyorsun. Van'a doğru gidiyorsun Mehmet. Giderken çalsın batsın bu dünya. Bat, beni niye terk edin? Çamur ettin, pasta ettin falan. Çalsa hüzünlenmeyecek misin? Dertlenmeyecek misin? Derdin yoktu. Ah olan ah. Hani bir şey yoktu. Niye çaldın peki? Dertlenmek için mi yaptın? Yani adamlar batıl dahi olsa sırrı çözmüş. Ben garip giderken onlara garip gidiyor ya benim garip müzik beni başka bir şey alıyor yani tabii ki o tarafımda oluyor ama Allah Allah diyorum tele nefese bu adam duygusunu nasıl yüklemiş ya beni çok etkiliyor mesela şey değil mi ne öfür oluyor düzava. Ama o delikleri açmış. İlhama bak. Ona kıble tayin ediyor. Yani parmakları koyarak kendi duygu ve düşüncelerini sese yükleyebilmiş. Şuraya bak. Ve o kadar acayibime gidiyor ki. Kelam nasıl mucize ya. Bak bu öflürürken neye? Düz hava. Kıblesi yok. Nedir o ses? Her şey olur. Ama bir şey değil. Ama ben ona kıble veriyorum. Şimdi parmaklarla duygularımı, fikirlerimi, hislerimi, hazlarımı, hatta elemlerimi, hissiyatımı bile yapıyorum. Adam müziği söylerken kendisi müziğe o kadar yüklemiş ki kendisini. Kemiğinden o kadar geliyor ki jilet atıyor kendisi söylerken. Onu dinleyen de hipnoz olmuş, sihir olmuş. O da jilet atıyor anlamıyor. İşte sihir böyle ispat ediyor. Sihir ve büyü böyledir. Anlamazsın. Nasıl sihir büyü beni etkiler? O müzik oku okurken seni sende nasıl ediyor? Sen orada değilsin artık. Askerde olan rahat, hazır ol, marş. Sen misin artık? Tamamen adamın kelamı olmuşsun. Yatıyorsun, kalkıyorsun, ediyorsun. E kelam da böyle. Adam müzik söylerken sesin içerisini, fikrini, hissiyatını İtikadını da koymuş. itikadını da koymuş. Karşıya hipnoz ediyor, sirayet ediyor. Şeytan bile meleği etkilemiş. O kadar etkilenmiş ki Mehmet. Onu dinleyen adam kendini de jilet diyor. Bu ne yapıyorsa o da yapıyor. Ne demek o? Var ya böyle tik olanlar. Pantolonu çıkarsa yolun kenarı takısı, o da çıkarıyor. Böyle vursa o da vuruyor. Acayip değil mi? Sihir böyle oluyor. Sihir, büyü, hipnoz, sirayet. E peki bunları niye sayıyorsun? O kadar hassas nokta ki sahasına girersen çıkamazsın. Pazara giderken bak Mehmet nasıl dinledi. Sahasına girdi, gırdabına girdi, çıkamaz. O ortamdan çıkamaz demek istiyor. Evet. Kanun. Da <laughs> Tabii yani benim bir şey anlatmak için söylüyorum. Yani o zaman tesiri, tesiri var, etkilenmemek mümkün değil. Peki kurtulmanın yolu nedir? İçinde olup direnmek değildir. İçine girmeyeceksin. Ki Kur'an'da zina yapma demiyor. Yaklaşma diyor. Yani çok acayip insan. Burada ne kullandı biliyor musun? Bakın. Adam şimdi hiçbir şeysi yok. Bana gidiyorsun. Arabayı çalıyorsun onu. Hüzünleniyorsun arkadaş. Dertleniyorsun. Çok rahattın. Şimdi rahatın var mı? Niye? Sen bunu rahatın kalktığı için. Kalksın diye mi dinledin? E, biberden sen nasıl lezzet alıyorsun? Yani o, oraya karşı durmaz. o da nefsi yani nefsin havası. Ne, nefis ta. Yani şey, nefis bir lezzet alıyor değil mi orada? Evet. Ama, keder alıyoruz ağabeyimizden. Yanmak bile lezzet veriyor. Jilet bile lezzet veriyor adama. Yani ben dersi hissiyatımla elimden geldiği kadar ben öyle bir nakil, nakil yapmıyorum yani. Nasıl oluyor? Nasıl sihirleniyor diyorum. Ya adam nasıl jilet yapıyor? Ha, peki uzun müddet devam ediyor mu? El cevap. Fikret mi ya birisi anlattı ya. Bana geldi doktoru anlattı. Ya geldi dedi. Ben dedi nöbetçi, nöbetçi doktorum dedi. Adam jiletle gelmiş getirmişler dikiyorum. Ya ne bileyim ben dedi hala tesirinde bak hastanede. Elinde jilet alamıyoruz dedi. Kardeşim müsaade etti. Tabii doktor bey dik tabii. Ondan sonra dik. Allah Allah nasıl yaptın? Tak bir daha. Ha, bunu da dik diyor. O kadar hala hipnozda ki. Dikiyorum tekrar çiziyor. Tekrar dikiyorum diyor. Ulan bıraksaydın da dedim. Vallahi ulan elinde jilet var diyor. Elinde jilet alamıyoruz ki dedim. Ha sihir de böyle oluyor. Peki kim yapıyor bunu? Sif böyle şu hoca kılıklılara gitseniz cinler yaptı der. Çünkü sokaktaki Müslümandan bahsetmiyorum. Hocalardan bahsediyorum. Melek bilir. Biraz önce sen de cin dedin. Melek, şeytan, Cin, insan. ruhaniyeti bilmiyor. O adamın müziği söyleyen adamın cini değil. Açık saçık oradan geliyor. Ona bakmak fiziksel, fiziksel bir dalga geliyor ya. Dinde niye aramdır? Onun haleti, onun haleti ruhesi var ya kopyala yapıştır oluyor. Biz fiziği daha bilmiyoruz ki. Biz fiziği, kimyayı daha bilmiyoruz ki. Nedir o? o müziği söyleyen adamın erva habisesi cin değil bu. Erva habisesi habis ruh diyor. Hortlak gibidir diyor ustad. Sihri beyan ediyor. Kastancı Mahkemat 48'de. Hortlak gibi. Hortlamış. Nedir o? Cin değil o. Erva habise o. Habis ruh. Sirayet ediyor. Nasıl sirayet ediyor? İşaret-i diyor ki şeytan meleğe sirayet etti diyor. Allah Böyle itiraz var soru sormuş melek. Yani görüyor musun? Hortlamış bir ruh. Hortlaklarıdır diyor. Ben lemattan söylüyorum bu cümleyi. Hortlak gibi diyor. Hortlamış. Tek bir şey olmuş. Müziğin içine koymuş. Hortlak dinliyorsun. O hortlaktır. Nereden biliyoruz? Hortlattırdı beni. Aynısı oluyorum ben. O zaman kelam nedir? İkisini bir yapandır. İki ayrı vücut tek vücuttur. Risale-i Nur öyle diyor. Bu durusu Kur'an'a girenler bu dur durusulara girerlerse tesbihat yaparlarsa bütün nurcular, mazi gelecek kabirde ve dünyada olanlar e, bu tesbihat e, sistemiyle tek vücut oluyor. Tek vücut. Bak işte kelam ile müziği söyleyen adam karşıdaki seyirci kendisini aynı yaptı. Çok mu durdum ya? Yani bu işte burada dururuz. Şey yaparız. Ama sır abiler bu. Acayip bir sır. Kelamda sihri beyani. Beyanda, be, beyanda sihir var diyor usta. Kur'an baştan aşağı öyledir. Niyeti olanları da sihirliyor. Kur'an acayip bir sır. Çünkü sırlanmış, sihirlenmiş, etkilenmiş, hastalanmışı Kur'an'la tedavi ediyorsun. Çünkü içerisinde, müziğin içerisinde adam var hortlağı var, hortlamış. Ama bunu millet ne der? Cin zanneder. Ya Risale-i Nur bir kavramı getirmiş. Erva habisi olduğu gibi benim şu anda sesim Erva Ali'ye. Eğer seni tesir altına alıp seni namaza, hakikata teşvik edip etkilenmiş, coşmuşsan Risale okumaya benden Erva Ali'ye geliyor. Erva Ali'ye, Erva Habise. Her şeyin zıttı var. Şeytanın zıttı melek. Kafir cinler. Müslüman cinler, kafir cinlerin. Cinlerin kafir kimdir? Şeytandır. İblistir diyor. Cinlerdendi diyor. Ama erva habise benim şu anda ürettiğim enerji oradan gelen bir haram fizikte ben kendi zatını göremem diyor. Fizik söylüyor. Baktığım benim beni zatımı göremezseniz, Benim maddemi göremezseniz, Benim yaymış olduğum enerji gözünüzle beyne giriyorsunuz. bana bakarak beni gördüğünüzü zannediyorsunuz. Beynin arkasını seyrediyorsun şu anda. Ve benim zatımı göremezsin. Ben şu anda dalgam geliyor sana. İşte fizikteki bu, dindeki o onun, o kişinin, o gelen haram açık saçın, onun yaymış olduğu dalga senin iç aleminde tahribat gibi yaptığı dinamit dediği için o haramdır. Haram hurmetten geliyor. Yani hatları hudutları kaldırıyor. O da bir enerjidir içeride. Tamam. Bu erva haliye, erva habise. Ama bunu bilmeyen ne der? Hemen gittikleri zaman o sihir yapıldı. Büyür yapıldı. Göz yapıldı. Göz şey çarptı. Hiçbir şey yok. Burada kesiyorum. İnşallah. İpi buraya koyuyorum. Bereketli bir ders galiba da. Evet. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة من صلوات